Neden bugün sizin milletvekilliğiniz düşürüldü? Bunun siyasi okuması sizin açınızdan nasıldır? Bu bir siyasi karardır diyor Barış Terkoğlu'da, Emin Çapa'da ama konuştuğumuz herkeste. Siz ne diyorsunuz? Evet, herkese iyi akşamlar. Gerçekten herkes bunun siyasi bir karar olduğunda müttefik. Her farklı kesimden insanlar bana bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyor. Benim yani bir şeyi anlatmama, ispat etmeme gerek yok. Çünkü inanılmaz bir hukuksuz karar, yani gülünç bir karar, trajik bir karar. Bir yayında olan haberi retweet ettiğim için bana bu ceza verildi. Haber hakkında bir erişim yasağı yok. Haber hakkında bir soruşturma yok. Haber halen yayında. Retweet eden başka birisine bir soruşturma yok. Ama retweet eden bir tek bana 2,5 yıllık terör örgütü propagandası cezası var. Haberin içeriğine bakan herkes bu haberde hiçbir şiddet övgüsü olmadığını görüyor. Bir kişi bile burada bir şiddet övgüsü var demedi, diyemedi. Çünkü çok net tablo. Bana bu ceza insan hakları anlayışıma verilen bir cezaydı. Öncesinde 27 yıllık uzman doktorluk hayatım Kürt meselesindeki çözümü öneren paylaşımlardan dolayı bitirilmişti. Ve ben bu paylaşımlarımdan bir başkasıyla da cezalandırıldım. İşte bu paylaşımın T24'teki devlet adım atarsa barış bir ayda gelir yönündeki bir demeç dolayısıyla cezalandırıldım. Ben bu cezayı duyduğumda çok şaşırmıştım. Herhalde istinafta bu inanılmaz karar bozulur dedim. İstinafta da belli ki dosya okunmamış karar aynen devam etti. Yargıtay'a geldi. Yargıtay'da da milletvekiliydim o sırada. Çok jet hızıyla bir ay içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ceza istedi. Bu normalitenin çok dışında bir olaydır. Ve bir yıl içinde de cezam onandı. Bakın IŞİD sanıklarının dosyaları 4,5-5 yıldır Yargıtay'da hiçbir işlem görmüyor. Tutuklu dosyaları var. Hiçbir şekilde işlem görmüyor. İnsanların tahliye zamanı gelmiş ama işte şeyi verilmiyor. Yargıtay karar vermediği için insanlar tahliye olamıyor. Bu durumdayken benim dosyam aradan çekilerek bir yıl içinde cezayla sonuçlandırılmış. Ki Yargıtay'da oy birliğiyle de bir karar verilmemiş. Bir hakim çok güçlü bir itiraz yapmış. 21 sayfalık kararın 16 sayfasında ben milletvekili seçildiğimde yargılamanın durması gerektiğini söylemiş. Anayasa madde 14'teki istisnalara girmediğimi ifade etmiş. Anayasa madde 67-83'ün ihlal edildiğini söylemiş. Buna rağmen 1'e karşı 4 oyla cezam onandı ve meclise geldi. Mecliste de meclis başkanı aslında dönem sonuna bırakabilirdi bu kararı. Çünkü çok tartışmalı, çok hukuksuz bir karardı, çok siyasi bir karardı. Ama bunu tercih etmedi ve hemen okumayı tercih etti. Biz Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmuştuk. Sayın Enis Berberoğlu kararı da vardı. İkinci bir skandal yaşanacağı çok açık, çok net. Yani bakın, çok anayasa maddesi ihlal edilmiş durumda ve meclis başkanı, bakın boşuna mı meclis başkanıdır? Milletvekillerinin dokunulmazlığını korumayacaksa oraya niye başkan olmuştur? Hani meclisin bir takım teşrifat işlerini yapmak için mi meclis başkanı olmuş? Meclis başkanı milletvekillerinin haklarını korumak, dokunulmazlığı korumak, anayasayı korumakla mükelleftir. Hani siyasi iktidarın emrini yerine getirmekle mükellef değildir. Milletin iradesini sağlamakla mükelleftir. Meclisin duvarında yazılanı biz bugün meclis başkanı yardımcısına hatırlattık. Bakın, senin arkanda ne yazıyor dedik ey başkan? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Peki hani milletin iradesi tecelli etti mi? Halkın iradesi tecelli etti mi? Nerede tecelli etti? Çok siyasi bir karar. Dönem sonu beklenmiyor. Efendim millet iradesi eğer tecelli edecekse en azından bu tartışmalı kararın en son basamağı beklenmeli, Anayasa Mahkemesi beklenmeli ve ben çok yakinen inanıyorum bu kararın Anayasa Mahkemesi'nde ihlalle sonuçlanacağına, ikinci bir Berberoğlu vakası olacağına
Bundan dolayı çok ağır ve hukuksuz bir karar. Ama yani böyle bir kararla milletvekilliği düşürülmez. Ben yine bu milletin vekiliyim. Beni millet seçti, millet buraya gönderdi, millet alır. Böyle ucuz yargı kararları ya, yani dönem sonunu, anayasayı dinlemeyen meclis başkanının kararlarıyla bir milletvekilinin milletvekilliği alınmaz. 600 vekil, hepimiz ayrı ayrı partilerin vekiliyiz. Ama ben herkese saygı duyarım. Sonuçta onları millet göndermiştir buraya. Ama böyle ayak oyunlarıyla... Müsaade ederseniz size bir iki sorumuz var. Biraz daha açmak için ve anlaşılır kılmak için Emin. Senden başlayalım ve sorularımızı soralım. Şimdi sizin de yargıdan umutlu olduğunuzu hissediyorum. HDP davası için sormuyorum, onu ayrıca soracağım. Hani Anayasa Mahkemesi'nden bunun döneceğini düşünüyorsunuz, sizin davanızı soruyorum. Bunu biraz açar mısınız, neden öyle düşünüyorsunuz? Yani Enis Berberoğlu davası nedeniyle mi böyle düşünüyorsunuz? Evet, ben Sayın Berberoğlu'yla da konuştum. Kendisi hani benim davamı, dosyamı incelediğini ve gerçekten benim dosyamın hani Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinin çok daha yüksek bir ihtimal olduğunu kendisi de söyledi. Hani bakın, Anayasa Mahkemesi anayasa ihlallerini tespit etmeyecekse başka ne yapacak? Şimdi bakın, 26. madde ifade özgürlüğü çiğnenmiş durumda. 67. madde siyaset yapma hakkım çiğnenmiş durumda. 83. madde dokunulmazlık hakkım ihlal edilmiş durumda. Ve bakın, Yargıtay'ın kararına baktığınız zaman AYM'nin Hakbar kapatma davasında ifade özgürlüğü yönünde değerlendirilen hususun benim aleyhime değerlendirildiğini görüyorsunuz. Yani normalde lehime değerlendirilmesi gereken bir husus adeta hasmane bir tavırla benim aleyhime değerlendirilmiş. AYM'in Da Berger kararı var. Orada da şahsın ifade özgürlüğü lehine değerlendirilmiş bir karardır bu. Benim aleyhime değerlendirilmiş. Yargıtay'ın TMK 7/2 ile ilgili kararı normalde insanların özgürlüğü lehinde kullanılır ama benim aleyhime kullanılmış. Bütün bu anayasa ihlalleri apaçık ortadayken yani benim davama benzer Ayşe Çelik davası, Sırrı Süreyya Önder davası, Barış Akademisyenleri davasında da ihlal çıktığını hepimiz yakinen biliyoruz. Ömer Bey dur. Ben sizi duyuyorum. Şimdi mahkeme kararlarının detaylarına girersek Türkiye'de bayağı uzun bir liste yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla maddeler ve karardan daha çok biraz olayın siyasi tarafını konuşmak istiyorum ben sizinle. Bir kısacık devamında bir şey. Yani devam olarak şunu sormak istiyorum. Biz bu yayını kurarken acaba sizin mecliste sizin fezin gündeme gelir mi? Hani bugün okunur mu mecliste diye konuştum. Ondan bile emin değildik. Halbuki ardından hemen HDP'ye açılan davayı da gördük ve yarın da MHP kongresi var. Siz bunu bağlar mısınız birbirine? Şahsen fikrinizi soruyorum. Tabii efendim. Yani HDP'ye yönelik bir çökertme hamlesi var. Bunu hepimiz görüyoruz. Hani görüyorsunuz işte benim oldukça aktif bir milletvekili hayatım oldu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiydim. Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesi veren milletvekiliyim. İnsan Hakları Komisyonu'na giden tüm Türkiye başvurularının 1/3'ü sadece benden gitti. Ve tüm insan hakları ihlalleriyle iktidar partisini bayağı bunaltmıştım ve bizden bir intikam alındı. Aynı zamanda partimize yönelik de hasmane bir tavır devam ediyor. Hem fırsatını bulunca bir vekili ekarte etmek, hem fırsatını bulunca o vekille beraber partiye kapatma davası açmak. Hani bunların aslında kalıcı bir sonucu olmadığını hep de bunu yapmak maalesef yıllardır tercih edilen metot. Ama bunu yaptılar ve hani bu ikisinin beraber yapılması, yarın MHP kongresinin olması, orada MHP'ye bir hediye takdim edilmesi, bunlar hep bildiğimiz, anladığımız hadiseler. Ama bir yere varan hadiseler değil bunlar. Evet. Kesinlikle yere varmaz. Ben şahsen
Hani bugün evet benim vekilliğim düşürüldü, inanılmaz bir süreç ve kararla, ama kamuoyunda çok güçlü bir destek alıyorum şu anda. Her farklı kesimden çok güçlü bir destek geliyor. Uluslararası camiada da önemli açıklamalar yapıldı. Çünkü dosyaları inceleyenler ne kadar siyasi bir karar olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 18'i çiğneyen bir karar olduğunu net bir şekilde görüyor. AYM'de sonuç alamazsam AHİM'de kesin sonuç alacağım belli olan bir dosya bu. Peki Anayasa Mahkemesi'nden sonuç alamazsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden muhakkak sonuç alırım diyorsunuz. Bu da manşeti. Barış. Yani şunu söyleyeceğim Ömer Faruk Bey. Birincisi, siz hani HDP'nin geleneksel siyasetçilerinin dışında bir profilsiniz aynı zamanda. Teşbihimi lütfen bağışlayın. Yani hani bugünkü siyasetçilerin